Merhaba arkadaşlar. Zehra YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ark iyisinizdir diyorum. Her şey gönlünüzce olsun dostlarım. İpimi hazırladım. Tığımla birlikte modelim için bekliyorum arkadaşlar. Yapacağımız modelimiz çok çabuk ilerleyen, yaptığım zaman siz de görüp evet haklısın diyebileceğiniz bir model olacak arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden hemen modelimi anlatmak istiyorum. Umarım sizlerde yapacağınız örgü işlerinizde değerlendirirsiniz modelimizi. Haydi Bismillah diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 numara tığım var, orta kalın bir ipim var şu an elimde. Zincirimizi çekerek modelimizi başlayalım arkadaşlar. Zincirimizin direkt hemen üzerine kuracağım modelimizi. Herhangi bir sık iğne, tırabzan, o tarz bir şeyler yapmadan zincirimizin üzerine kurulacak bir model. Yazlık kıyafetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E da yapılabilir. Zincirimizi çektik. Sonuna geldik. Tığımızı tığımızı bir defa doluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. zincirin gözüne girerek buraya ikili bir trabzan yapıyorum aynı yerin içine bir trabzan daha iki tane trabzanım olduuk 2 zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı doluyorum aynı yere 1 iki tane daha trabzan yaptım ikili trabzan yaptım trabzanlarıımı 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı dolamıyorum alttan sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirin gözüne sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. zincirin gözüne bunu da bu şekilde bağladım. 1 pardon. 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doluyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. zincirin gözüne girip buraya aynen şurada yaptığım gibi bir su taşı yapacağım arkadaşlar bir tane trabzan yaptım aynı yere bir trabzan daha araya bir iki zincir aynı yere bir trabzan yanına bir trabzan daha modelimiz buraya kadar bir model bir modelde bu tarafa kurmak istiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektik tığımız boş 1 2 3 4 5. göze sık iğne ile bağladık 1 2 3 4 5 zincir çektik 1 2 3 4 5. göze sık iğne 1 2 3 4 5 zincir doluyoruz 1 2 3 4 5. göze bir trabzan yanına bir trabzan daha araya 2 zincir tekrar iki tane yan yana trabzanımız Bakın arkadaşlar modelimi bir iki tane model olacak şekilde kurdum. Şu fazlalığı keselim. Şöyle ipleri de aldım masanın üstünden. Evet. Modelimizi bu şekilde kurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci sırası için dönüyorum burada Bir, 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar tığımı doluyorum orta kısma batıyorum aynen buraya tekrar bir su taşı daha yapıyorum iki trabzan yaptım araya iki zincir tekrar iki trabzan da bu tarafına yapıyorum bakın şimdi burada arkadaşlar 7 tane zincirim var 1 2 3 4 5 6 7 zincirim var Tığımın üzeri boş herhangi bir sık iğne şey e, ipim üzeri bu şekilde falan dolamıyorum. 7 tane zincirimi çektim. Şurayı atlıyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. 1, 2, 3 tane burada boş köprüm var. İlkini atlıyorum. İkincisini hani bunlara beşer tane zincir çekmiştik. Bunun da 5 tane zincir var arkadaşlar. En ortadaki zincirin içine girerek şu şekilde çektiğim 7 zinciri buraya sık iğneyle bağlıyorum. 10 tane zincir çekeceğim burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Tığım boş. Zincirlerimi şu dip kısma sık iğne ile bağlıyorum. Bakın böyle bir boşluk var. Tekrar 10 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi tekrar çektikten sonra aynen dibine bunu da bu şekilde sık iğne ile bağlıyorum. Bakın iki tane böyle uzun uzun kirpiklerim oldu. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da aynen dibine sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle ay, tığımı çıkarıp göstereyim. Bakın arkadaşlar örgümüzün ikinci sırasında bunları yaptık. Şöyle. Şimdi buradan 7 zincir çekerek geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tığımızı doluyoruz. Şu orta kısma geçip buradaki su taşımızı yapıyoruz. Araya 2 zincir. Bakın. Örgümüzün ikinci sırası da bu şekilde. Bir sırası kaldı modelimiz çıkmak için. 3 sıradan oluşuyor. ikinci sırayı yapıyoruz şu an. Geçelim yan tarafı da aynen yapacağım, köşeye geleceğim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da böyle bitirdik. Az önce yanlışlıkla söyledim arkadaşlar. Modelimiz 3 sıra değil, 4 sıradan oluşuyor. 2 sırasını yaptık. Şimdi 3. sıra için bakın köşeden döndüm. Orayı da yaptım. Şimdi bu sırada önceliğinde 1 2 3 4 zincirim var. 4 zincirimi çektim. Şuradaki boş halkanın içine sık iğne ile burayı battım burada 1 2 3 zincirim var yandaki halkayı battım sık iğne ile 1 2 3 zincirim var diğer halkayı da oraya ekledim bakın 1 2 3 4 zincirimi çektim tığımı doladım ortadaki su taşına geçip buradaki su taşını da önce 2 sonra araya 2 zincir sonra da yan tarafa 2 trabzan olarak yaptım bakın Modelimizin bu sırası da bu şekilde. Ne kadar çabuk ilerliyor bir bilseniz arkadaşlar. Hemen yan taraftakini de yapalım. Haydi birlikte. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuradakine sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Ara kısma girip bunu bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bunu da buraya bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. geçiyoruz yan tarafa yapacağım köşeyi döneceğim geleceğim arkadaşlar bakın modelim bu şekilde ilerliyor Evet arkadaşlar bakın o sırayı da öyle bitirdik şimdi geldik modelimizin son sırasına köşeyi döndük 1 2 3 4 zincirimizi çekelim şu uç kısımdaki sık iğnenin içine şu şekilde batalım arkadaşlar bakın Geçelim şu araya 3 tane sık iğne yapacağız. 2 3 Önümüzdeki sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Geçiyoruz yan taraftaki kısma 3 tane sık iğne. Geliyoruz en son şuradaki kısma bir sık iğne. Bakın. Ve 1 2 3 4 zincir çekerek tığımızı doluyoruz. Ortadaki su taşına geçiyoruz. yan tarafı da o şekilde yapıp döneceğim çok pardon arkadaşlar şu son sıra olarak götürdüğüm kısmı ben şöyle sökmek istiyorum çünkü bir yerde hata yaptığımı anladım şu son sırayı geldim arkadaşlar 4 zincir çekmiştik ya burada burayı 3 zincire düşürdüm bakın burayı yeniden yapacağız özür diliyorum arkadaşlar bir yanlışlık yaptığımı anladım 3 zincirimizi çektik öncelikle şu kısma batarak bir sık iğne yapıyoruz Geliyoruz buradaki kısmın şu arasından girip bir sık iğne de buraya yapıyoruz. Geliyoruz şu orta kısma 3 tane sık iğnemiz var. 3. Ve şu orta kısma geliyoruz. Bu alttan sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz yan tarafın 3 tane sık iğnesini yapıyoruz. Ve şuranın arasından girip bir sık iğne de buraya yapıp tekrar şu boşluğa da bir tane sık iğne yapıp Burayı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Az önce bir yanlışlık yaptığımı anladım. Tekrar 1 2 3 zincir çekerek tığımızı doluyoruz. Ortadaki su taşına giriyoruz. Ortayı yapıyoruz. Geçelim yan tarafa. 1 2 3 tane zincir. Öncelikle şu kısma bir sık iğne, sonra şu aradan girip bir sık iğne ve şurada 3 tane zincirimiz vardı zaten onların üzerine de 3 tane sık iğne yapıyoruz şu araya bir tane sık iğne geçelim şu ara kısma 3 tane sık iğne şu aradan giriyoruz bir sık iğne bir tane de şu tarafa yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip geçiyoruz sıramızın köşesine su taşını yapmak için modelimizin tamamı bu şekilde kurulmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu sırada tekrar modelimizi yeni baştan kuracağız. Yapalım köşeyi dönelim. Evet arkadaşlar köşeyi yaptım. Şimdi modelimi yeni baştan kuracağım. İlk etapta şurada ne yapmıştı? Köşeyi döndükten sonra 5 zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çektik arkadaşlar. Bu 5 zincirimizi Şuradaki başta yaptığım sık iğnenin içine şu şekilde sık iğneyle bağlıyoruz. Ve burada şu alt kısımda 5 tane çekmiştik ama şimdi burada 9 tane zincir çekecek. bir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimizi çektik arkadaşlar. Bu zincirimizi de alıyoruz. Şu köşedeki kısma şu şekilde batıyoruz. Bakın Böyle bir boşluk olacak arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Ortadaki su taşını yapıyoruz. İkinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Yan tarafı da yapayım. Modelimizin son hali şimdilik bu arkadaşlar. Bir modelimizi bitirdik. İkinci modelimiz için şurada Tekrar kuruluma başladık. Köşeyi döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincirim var. Aynen şuradaki 7 zincir gibi. Şu uzun şeyleri yapacağız arkadaşlar kirpikleri. 7 zincirimi çektim. Şu ortada bizim 9 tane zincirimiz var. 1 2 3 4 5. zincirin gözüne şu şekilde batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekip dibine batıyorum. Aynen şimdi bunları yapacağım arkadaşlar. Bir üzerine de, de tekrar videonun gerisine bakarsanız aynı onları yaparak tekrar ikinci modelimi de kurup döneceğim. Nasıl durduğunu görelim. Modelimizin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Bakın bir modelde üzerine yaptığım şu şekilde duruşu var. Çok çabuk ilerleyen bir model. Bu da böyle olsun istedim birazcık örgüyü daha yeni öğrenen arkadaşlarımızın daha kolay yapabileceği bir model seçtim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın dostlarım.